katılımcılar, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Özellikle kadın bakış açısı, kadın duygusal zekası, kadın istihdama katılışı konusunda Türk Odalar Borsalar Birliği'nde şu an Nurten Hanım'ın başında oldu. Nurten Hanım bizim hemşehrimiz. Bu topraklarda bir şey var, fıstık yiyince boğuluyor diyor, üzüm yiyince boğuluyor. Opet'i kuran, Opet'in markalaşmasında iş yerim temiz gibi çok önemli projeleri yapan başkanımız yanında ve burada Gaziantep'te Ayşen başkanımız işin başında. Önce kendine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Bir başarı hikayesi var burada. Evet, kültür, sanat, gastronomi, senin gözünle, bir sivil toplum gözüyle, bir kadın istihdamı gözüyle geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Sizin hayat hikayeniz, boyhaneye ilk giren mühendis olarak başlamanız, rol model olmanız, biz de kadın girişimcileri olarak Gaziantep'te birçok alanda üretici kadınlara görünür olmak, yol açmak, onlara inovatif fikirlerde her türlü desteği vermek için biz buradayız. Kültür demek, sanat demek, bunların hepsiyle iç içeyiz. Şükürler olsun ki Gaziantep gibi bir şehirde doğdum, büyüdüm. Birçok medeniyetlere hizmet eden bir şehrin evladıyım. Öngörümüz yüksek, ortak akıl çok iyi. Sizin gibi başkanların ve liderlerle ve yapılan her projeye destek görüyoruz. Bu anlamda çok şanslıyım Gaziantep'li olarak. Gaziantep'in kadının üretimi, görünmez bir ekonomisi var aslında. Birçok ev kadını var burada üretime katılan ve Gaziantep gerçekten evde üretim yapan, görünmez, belki sertifikalı olmayan aşçılarla dolu bir şehir. Aslında en çok ihtiyacımız olan şey empati. Empati dediğimiz herkesin birbirini kendi onun yerine koyması. Belki de dünyada bugün bu kadar sorun yaşanıyorsa bu duyguyu kaybettiğimiz için. Bu duyguyu herkes karşıyı kendini yerine koyup empati yapabilse bütün sorunlarımız çözülecek. Bizim mutfağımız sıfır atık mutfağı. Bize etten daha çok baktığınız zaman vejeteryanlar için de çok önemli mutfağımız var. Kim ne bulmak istiyorsa onu bulacak çeşitli mutfağımız var. Bu büyük bir nimet. Sizin baktığınız yerden de bütün dünyaya bunu tattıracağımız büyük bir fırsat. Gerçekten biz Gaziantep olarak çok şanslıyız. Kadın diyoruz, kadının gücü diyoruz. Örnek bakanımız Gaziantep'in belediye başkanı bir anne gözüyle, bir kardeş gözüyle, şehre tepeden bakarak, altyapısıyla, üst yapısıyla, kültürüyle, sanatıyla. Sanıyorum biz Gaziantep'lik olarak sizinle çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Çünkü 81 ilde böyle bakan bence belediye başkanı yok diyorum. Hepinizin adına alkışlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.